Yalova karma bir halka sahip. Arapça bölümünü okumak rahat mıdır? Bizim Yalova Üniversitesi için geçerli bu. Derse girdik, hoca Arapça ders anlatıyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Hoş bulduk. Muhammed Yusuf Yalçın, Yalova Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi Arapça bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Diyarbakırlıyım. Yalova'da okuyorsunuz. Evet, aynen. Peki niçin Yalova? Niçin Yalova? Ben sınav döneminde aslında sınava yakın döneme kadar hedefim Marmara'ydı. Lisede falan hep Marmara İlahiyat, Marmara İlahiyat. Yok, aslında puan yetmedi, evet. Marmara İlahiyat hedefim, ondan sonra işte o olmasa Bursa olacak. Bursa olmasa işte diyelim ki Kocaeli olacak vesaire. Yalova hiç aklımda yoktu o zaman. Sınava yakın dönemde artık yavaş yavaş Yalova Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'ni duydum isim olarak. Arapça olduğunu da duydum. Aslında bu biraz çekti beni. Arapça olması, %100 Arapça olması. Ondan sonra orada okuyan öyle tanıdık aile dostları vesaire, onlara sormak istedim nasıl olduğunu vesaire. İyi olduklarını söylediler. Yani en azından böyle yoğun bir Arapça dil çalışması var. Onun üzerine çalışıyor ve hocalar da hepsi, yani hepsi değil de yarısından fazlası Arap olduğu için Arapça öğrenme imkanı biraz daha yüksek. Evet, Arapça mı görüyorsunuz? Evet evet, Arapça görüyoruz. Sınava yakın dönemde biraz daha Yalova çekti beni. Tercih döneminde de Marmara'dan sonrasını Yalova koydum. Marmara puanı tutmayınca Yalova Üniversitesi İslam İlimler geldi. Peki Yalova'ya geldiğinizde neler hissettiniz? Yalova'ya ilk geldiğimde tabii evden ayrılış süreci var vesaire. O, yani daha önceden birkaç sefer ayrılmıştım ama bu kadar uzun olmamıştı. Haftalık falan sürmüştü. Bu sefer böyle aylar boyunca, hatta 4 yıl boyunca burada okuyacaksınız. Artık yeni bir ortam vesaire. Biraz o his oluştu, yani gurbet hissi falan. Ama tabii orada aile dostlarımız vesaire vardı. Onlar ailenin yokluğunu hissettirmediler. Allah razı olsun. Bir hafta öncesinden gitmiştim zaten Yalova'ya. Orada bir hafta boyunca onlarla beraber kaldım. İşte biraz ortama alıştım, nasıl olduğunu falan. Sonrasında da yurda geçtim. Ben yurtta kaldım zaten. Yurda geçtiğimde de oda arkadaşları da aynı şekilde sıcaktılar. Böyle güzel karşılıyorlardı falan. Ve o böyle gurbet hissini falan pek fazla hissetmedim sonrasında. Yani ki bizim odamız zaten İslami İlimler Odası'ydı. Hepsi kafa dengiydi. Ne için geldiklerini bilen. O iyiydi, açıdan iyiydi yani. Peki Yalova nasıl bir şehir? Yani öğrenciye yönelik bir şehir midir? Bence yani Yalova zaten jeopolitik konum açıdan İstanbul, Kocaeli bir de Bursa'ya yakın olması itibariyle iyi bir noktada duruyor. Yani gezilecek, görülecek yerleri de çoktur ama şöyle mesela öğrenci açısından mesela sosyal aktivite olarak düşünürseniz kendine göre güzellikleri var elbette her şehrin olduğu gibi ama küçük ve ufak bir şehir olduğu için sosyal aktivite derseniz ufak bir şehir olduğu için pek büyük bir beklenti olmamalı. Ama şöyle yani halkına da sorarsanız Yalova karma bir halka sahip. İnsanları karmadır. Ki tatil köyü de derler zaten oraya. Dışarıdan insanlar çok alır. Yalova'nın öğrenciye dönük şeyi, gezilecek yerleri vesaire. Yalova'da şelaleleri çok var. Tarihi yerleri de Hersekzade Ahmet Paşa Camii var. Bu cami Osmanlı'ya ait, Osmanlı dönemine ait bir cami. Hersekzade Ahmet Paşa da Bosna Hersek'ten getirilen bir vezir bildiğim kadarıyla. Onun adını taşıyor Hersekzade Ahmet Paşa. Bir de Rüstem Paşa Camii var. Aynı zamanda Çoban Kale var ve Elmalık Kalesi var. Elmalık Kalesi de bugün harap olmuş tabii. Yanlış olmasam o da İpek Yolu üzerinde yer alan bir kale. Tarihi de zaten Yalova'nın milattan önce 3000'li yıllara dayanıyor. Evet, Hititler vesaire gelip geçmiş. 14. yüzyılda da Osmanlı hakimiyetine giriyor. Mesela şelaleleri var, su düşen şelalesi var ve aynı şekilde Erikli şelalesi de var. Benim gittiğim iki şeledir. Bu tabii 5-6 tane daha şelalesi var. Aynı zamanda meşhur olan Termal ilçesinde şifalı olduğuna inandığımız kaplıcalar var. Orada bayağı Yalova'nın turistik bölgelerinden biri diyebilirim. Bayağı uğruyor. Ve aynı şekilde Çınarcık ilçesi var. Çok güzel bir ilçedir. Oraya da aynı zamanda turistik yerler var. Bizim en çok uğradığımız yerlerden birisi de Yürüyen Köşk dediğimiz yer. Yürüyen Köşk'ten mangal yapabilirsiniz, kahvaltı yapabilirsiniz. Çok güzel. Yürüyen Köşk, yürüyor mu? O köşk zamanında herhalde taşındığı için o ismi vermişler herhalde. Ben tam bilmiyor olabilirim. Öyle hatırlıyorum. Zamanında bir yerden başka bir yere taşınmış. Onun için Yürüyen Köşk denilmiş oraya. Sahil boyudur zaten. Orada çok güzel bir şekilde yani piknik falan yapıyorduk. Güzeldi. Gezilecek yerler böyle. Yani daha çok aslında sahili güzel benim için şahsi olarak. Peki öğrenciler
Yalova'da üniversite okuyacağı sırada yurtta mı kalmalılar yoksa öğrenci evine mi gitseler daha iyi? Ben yurtta kaldım. Öğrenci evinde kalmayı çok isterdim. Neden? Çünkü biraz daha kafe dengi insanlarla aynı ortamda kaldığınızda bir de yakın hissettiğiniz insanlarla öğrenci evi çok iyi geçiyor. Yani bulaşık, yemek falan var ama yani o insanlarla tanıştığınız için, samimi olduğunuz için onlar da böyle arada daha güzel oluyor. Aslında böyle dert olarak değil. Ben Yalova'da öğrenci evinde kalamadım. Az önce de dediğim gibi küçük bir şehir olduğu için bir de kiralar da şey uçuk onu biraz. Kiralar mı daha pahalı yoksa yurt ücreti mi daha çok? Yurt ücreti daha uygun. Benim kaldığım yurtta 500'de en son. 500 liraydı. Özel yurt mu diyorsan? Vakıf yurdu. KYK yurdu da var. Zaten KYK yurdu daha uygun. Hatta Yalova'da KYK yurdunda kalan tüm arkadaşlarımız memnundu. Ki çok güzel bir manzarası var KYK yurdunun. Dağlık alanda çok güzel bir manzarası var. Ormanlığa bakıyor. Hepsi memnundu KYK yurdundan. Ben niye KYK yurduna gidemedim? Çünkü odaya kimin geleceği, hani hangi arkadaşla kalabileceğiniz tam belli değil. Onun için ben de KYK yurdunda kalmak yerine özel bir vakıf yurdunda kaldım. Kiraları falan sorarsanız merkezde, Yalova merkezde 1200'den başlıyor ev kiraları. İlçelerde 1000'den başlıyor. Bir öğrenci ekonomik olarak ayda ne kadara geçinebilir? Yurtta mesela ben dediğim gibi benim kaldığım yurtta 500 liraydı. Ama 300 lirayla da sizin cebinizde olsa normal Yalova'da geçinebilirsiniz. Bu benim için geçerli. Benimki toplam zaten 800'e yakın oluyordu. Ama öğrenci evinde kalanlar için de aynı şekilde. Yani mesela tabii öğrenci evi sayısına bağlı. Diyelim ki 5 kişi, 6 kişi kalırsanız çok rahat şey geçiyorsunuz. Ama ideal olarak yani 700, 800 o civarda geçinebilirsiniz Yalova'da öğrenci Yalova'da olarak. Yalova'da ulaşılmasın. Mesela öğrenci şehrin herhangi bir yerinde oturuyorsa rahat bir şekilde üniversiteye ulaşabiliyor mu? Genelde zaten öğrencilerimiz merkezdedir. Merkezde kalıyor ve merkezde de minibüsler gayet iyi gidip geliyor. Yani ulaşım rahat o konuda. Ama minibüs ücreti biraz 2 lira öğrenci. Bu bizim için, öğrenciler için de aynı zamanda uçuk bir fiyat. İlçelerde kalan öğrencilerimiz vardı zaten 2 minibüsle. Yani biriyle merkeze geliyorlardı, biriyle de üniversite ile merkez arası, Yalova merkez arası 20-25 dakika minibüsle. Ama ulaşım konusunda hani diyelim ki çok yorgunluk vesaire o olmuyor. Yani İstanbul gibi vesaire değil. O konudan iyi yani, rahat biraz. Peki yavaş yavaş üniversiteye geçelim. Üniversitenin fiziki yapısı, eğitime, sosyal aktivitelere uygun mudur öğrenci için? Normalde öğrencinin ihtiyacını karşılıyor mu? Üniversitemiz biraz yeni. Kampüsü de yenidir. Hatta bizim İslami İlimler Fakültemiz Safran Yerleşkesi dediğimiz Yalova merkezde oradaydı binası. Ondan sonra biz de kampüse taşındık. Yeni binaya taşındık. Gayet güzel bir bina ve bizim yani Yalova'da işte Yalova Üniversitemiz yeni olduğu için gelişmeler de peş peşe yani geliyor. Yavaş yavaş gelişiyor. Mesela son zamanlarda sitede gördüm. Üniversitemizin resmi sitesinde gördüm. İşte bizim fakültenin hemen arkasında 50 dönümlük bir arazide işte teknoloji geliştirme mekanı kurulacak. Öyle bir mekan kurulacak galiba oraya. Gayet güzel bir haber. Ve ayrıyeten mesela bizim öğrenci yaşam merkezi var. O da yeni yeni inşa ediliyor. Orada işte kuaförden tutun markete kadar her türlü hizmet verilecek. O da iyi. Zaten kütüphanemiz var. Peki tavsiye eder misiniz dışarıdan oraya gitmek isteyenler için? Tabii ki ben Yalova Üniversitesi'ne ki bu programa konuk olan hiçbir öğrenci üniversitemi tavsiye edemiyorum demez. Evet. Peki fakülteleri ayrı ayrı bir yerde mi yoksa hepsi bir kampüs içerisinde mi? Evet, bizim zaten kampüste hukuktur, iktisattır, ilahiyattır, mühendisliktir vesaire bunlar kampüste yer alıyor. Geriye kalan mesela genellikle meslek yüksek okulları ilçelere ayrılmış. Bizim az önce dediğim gibi Safran Yerleşkesi'nde biz yer alıyorduk. Bizim hemen karşı bina meslek yüksek okuluydu. Aynı zamanda Termal'de yer alıyor. Çınarcık'ta da var, Armutlu'da var. Meslek yüksek okulları ilçelere dağılmış. Ama kampüste az önce saydığım fakülteler. Arapça bölümü ne okumak rahat mıdır? Bizim Yalova Üniversitesi için geçerli bu. Medrese eğitimi almışsa biraz da olsa o rahatlar. Çünkü Arapça anlamında. Evet, Arapça. Arapça anlamında bir de aynı zamanda dersler anlamında. Mesela bizim hazırlıkta gördüğümüz sarftır, nahivdir. Normalde medreselerde gösterilen, ders verilen emsile, bina, izzi vesaire o dersleri görüyoruz. Ama sarf veya nahiv adı altında önceden almış bir eğitimi varsa o kolaylaştırıyor. Ama İslami ilimlerin farkı olan şey şu, İslami ilimler öğrencisine ağır bir yükü bırakıyor. Yani bu yük manevi olarak aynı zamanda öğrencisine manevi açıdan büyük bir görev teslim ediyor. Yani sadece bilgi değildir.
Sadece işte ders çalışma vesaire değildir. Onun için bilgiyle beraber İslami ilimleri okuyan öğrenci aynı zamanda ameli olarak ve fiiliyata dökmesi lazım. Aynı zamanda hem yaşaması lazım o bilgiyi, kendisine verilen bilgiyi ve hem de yaşatması lazım. O açıdan biraz zor. Okuduğum bölümünden genel anlamda memnun musun? Evet. İslami ilimlerden ben memnunum ama şu açıdan her fakültede şey var, böyle aksaklıklar var. Bizim de bazı derslerde aksaklıklar oluyor ama genel olarak hocalardır vesaire diğer derslerde falan ben memnunum. Şöyle ki bizim hocalarımız hepsi hemen hemen samimi ve İslami ilimlerimizde de hoca-öğrenci ilişkisi diğer fakültelere nazaran biraz daha samimi bir şekilde devam ediyor. Mesela diyelim ki siz bir hocadan özel bir ders almak isterseniz kapısını çalarsanız reddetmez. Yani özel bir ders alma imkanınız var. Birinci sınıfta özellikle hadis alanında, Kur'an-ı Kerim dersinde, fıkıh dersinde bunlardan çok istifade ettim. Onun dışında diğer hocalarımız falan... Hazırlık bölümü var mıydı? Evet, hazırlık vardı. Hazırlıkta çok güzel bir Arapça eğitimi alıyorsunuz. Muhadese dersimiz var. Konuşma. Muhadese dersinde bizim Abdülnasır hocamız var ve Abdülnasır hocamız gerçekten öğrenciyle birebir irtibata geçen, aynı zamanda diyelim ki sadece okulda değil. Mesela diyelim ki yurttasınız, bir akşam bakarsınız ki telefonunuz çalıyor, açıyorsunuz, Abdülnasır Hoca diyor ki gelin çay içelim. İşte merkezde, evet. Sırf Arapça konuşması için, Arap'tır ve Arapçamızı geliştirmesi için gerçekten çok çaba gösteriyor ve bu açıdan bizim hocalarımız gayet iyi. Hazırlıkta da çok güzel bir Arapça eğitimi görüyorsunuz bu şekilde. Bölümde ders devamlılık zorunluluğu var mı? Mesela ders gelmeyen bir öğrenci geçebiliyor mu? Yok, geçemiyor. Ders devamlılık, evet. Peki Yalova İslami İlimler Fakültesi'ne ve Yalova Üniversitesi'ne gelmek isteyen bir öğrenci sizce ne yapmalı? İslami ilimler Arapçaya geliyorsanız ondan önce benim pek haberim olmadığı için ve şey olarak tavsiye edilmediği için işte şunları yap diye gelmeden önce ben yapamadım ama ben tavsiye ederim. Gelmeden önce bu arkadaşımız muhakkak mesela bir Arapçaya göz atması lazım. Aşinalık olması lazım. Anlamasa da böyle bir Arapça açsın bir çizgi filmi. Günde yarım saat, 40 dakika onu izlesin ve dinlesin. Gerçekten çok büyük bir katkısı oluyor. Biz ilk gittiğimizde derse girdik. Hoca Arapça ders anlatıyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Hoca yani çıktığımızda da hepimiz şok olmuşuz zaten. Arapça aşinalık var ama konuşma olmadığı için. Konuşma olmadığı için evet. Ona bile yani ona rağmen ben medrese eğitimi kısa da olsa almama rağmen ben yine şok yaşadım yani. Bu yıl nasıl bitecek? Bu üniversite nasıl gidecek ama hocaların gayreti ve bizim gayretimiz elhamdülillah şu anda gayet iyi anlıyoruz dersleri aslında ve şey yok. Yabancılık yok. Ana sebebi ki bölümden mezun olan birisi iş noktasında iş bulabiliyor mu rahatlıkla? Ne yapabiliyor? Mesela bizim mezun olan arkadaşlarımıza bakarsak yani genelde yüksek lisansa falan geçiliyor. Ama bu bölüm Arapça olduğu için tercümanlık alanında büyük bir katkısı oluyor. Tercümanlık için mesela iş dediğiniz diyelim ki bizim birkaç arkadaşımız emlakçıda, otelde vesaire çevirmenlik yapıyor. Ki Yalova'nın ortamı da buna uygun. Yalova turistik yer ve İslami ilimlerin de yani böyle belli bir mesleği yok. Zaten yüksek lisans yaparsınız, üniversitede geliştirirsiniz ya da KPSS'ye vesaire girersiniz. Normal. Evet. Var mı? Evet var. Formasyon dersleri var. İşte ona gelecektim. Öğretmenlik, imamlık vesaire bu tür şeyleri var. Ama asıl İslami ilimlerin görevi bence dini öğrenmedir. Yani size bir hayat bilgisini öğretir. Hiçbir bölümde mesela anne babaya karşı nasıl davranmanız gerektiğini, eşinize, çocuklarınıza, abilerinize falan nasıl davranmanız gerektiğini anlatmaz. İslami ilimlerde öyle bir şey var. İlimdir yani böyle insana büyük bir katkısı var. Eski dönem alimlerine, bilim adamlarına da baktığımızda mesela Ömer Hayyam matematikçidir, fizikçidir ama aynı zamanda bir sufidir. Daha birçok İbn Haldun falan. Hepsi hemen hemen hepsi muhakkak İslami ilimleri öğrenmişler ve öğretmeye gayret etmişler. Bu açıdan İslami ilimler vazgeçilmez bir bölümdür. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, Değirmen kanalının videolarını beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Selametle kalın.